Herkese merhaba, First 101 serimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Saltın Sop Türkiye takımından Halkla İlişkileri üyesi Nazlı. Merhaba, ben de Halkla İlişkileri üyesi Halinur. Bugünkü First 101 videomuzda Rookie'ler ve Rookie'ler hakkında konuşacağız. Evet, yanımızda Tekno NFL takımı var. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmak geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoş bulduk, biz teşekkür ederiz. İsterseniz biraz sizi tanıyalım. Ben Nihan Batı'nın ben de. Halk ve ilişkilerdenim. Ben Ahmet Buğra, ben takım kaptanıyım. Ben 9. sınıfım. Ben Alperen, mekanikteyim. Ben de 9. sınıfım. Merhaba Ezgi, ben 9. sınıfım. İmtiyaz bölümündeyim. Ben Bilge Öykü, 9. sınıfım, mekanikteyim. Birazcık bize takımınızdan bahsedebilir misiniz? Biz ilk senemiz bu sene zaten rookie'yiz. İstanbul Regional'da katıldık bu sezon yarışmaya. Bu sezonda Inspiration ödülü aldık. Takımın kuruluşunda daha fazla şey yaptığım için takımın kuruluşundan biraz bahsedeyim. Önceden hani robotik alanda bir takım varmış zaten okulda. Ben uzun süredir takip ettiğim için geldiğimde direkt FRC'den bahsetmiştim hocaya. Öyle olunca hani bir şekilde ufak ufak takımı iyice büyütmeye başladık. Hani bu konuyla ilgilenebilecek kişileri falan bulduk. Bu şekilde takımımızı bu yılın başlarına doğru bulduk. Zaten tam takımın netleştiği dönemde first takım kayıtlarını bitirmek üzereydi. Tam o dönemlere denk geldi. Tam takım kaydımızı bitirdik. Çok hızlı bir şekilde hibe için dosyalarımızı ayarladık. Daha sonra hibemiz de çıktı. Sponsorlukları ayarlayıp gerekli şeyleri yaptık. O şekilde geliştiriyoruz. Çok güzel. Öncelikle yine tebrik ederiz sizi Inspiration ödülü için. İsterseniz diğer sorumuza devam edelim. Bildiğiniz gibi rookie olan takımlara Inspiration ve Highest Rookie Seed ödülleri veriliyor. Peki sizden bu ödüllerin ne olduğunu ve kimlere verildiğini dinleyebilir miyiz? Inspiration ödülü çevrelerini mühendisliği en iyi şekilde yayan takıma veriliyor. En başarılı şekilde yayan takıma veriliyor. Highest Rookie Seed ödülü de karşılaşmalarda, robot karşılaşmaları sırasında en iyi dereceyi alan takıma veriliyor. Biz de geçen sene, yani bu sene Rookie Inspiration ödülünü aldık. Çok güzel. Ben bir soru sormak istiyorum. NİDE'de olan tek FRC takımı sizsiniz. Bunun ne gibi avantajları veya dezavantajları oluyor? Bunu en çok çeken ben oldum galiba takımda. Bunun en çok kahrını çeken. Çünkü hani NİDE şüphi ve herkes birbirini tanıyor ve şey yok. İçinde bir dayanışma yok aslında. Sponsorluk açısından hani NİDE'deki tek takım olmamızın faydası oldu. Neden? Hani bakıyorlar, NİDE'de ilk defa böyle bir şey var. Öyle olunca sponsor olmak isteyen çıktı. Ama aynı zamanda NİDE'de olduğumuz için az sponsor oldu. Hani kötünün iyisiydi bizim NİDE'de tek takım olmamız. Ama NİDE'de olmamızda da hani imkan konusunda sıkıntı çekmiş olsak da şey açısından çok güzel oldu. Mesela daha fazla duyuldu. Çünkü küçük bir ilden çıkan bir takım olduk. O bizim daha çok duyulmamızı sağladı ama mesela robot açısından baktığımızda ben NİDE'de imkan bulamadığımız için 3 ayrı robot çizmek zorunda kaldım bu sezon. Öyle sıkıntılarını da çok gördük ama dediğim gibi daha fazla duyulduk, daha fazla tanındık. NİDE içinde de, bir de NİDE'de şu an bilinen en iyi okuldayız, NİDE hangi sesindeyiz. Öyle olunca daha fazla artışını gördük. Çok güzel aslında, hani bu zorluklar içinde bile başarılı olmanız gerçekten çok güzel. Yine tebrik ederiz sizi. Bir sorumuz daha vardı. Şimdi siz rookie yılınızı tamamladınız 2020 sezonuyla. Peki ilk yılı olan takımlara hem ödül açısından hem de süreç açısından ne gibi önerileriniz olur? Belki de biraz sizin yaşadıklarınızı dinleyebiliriz. Yani şunu söyleyebilirim, birlikte çalışabileceğiniz adamları, yani insanları topladıktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. İlk yıl olan takımlara da işte konu hakkında az çok bilgisi olan ya da anlatabileceği, bilmeyen bir şey anlatabileceği insanı bulduktan sonra işte görüyorsunuz her şeyi yapabiliyor.
Ertelerin dediğine ben de şey ekleyeceğim. Hani dedi ya, samimi olabileceğin insanlar bulduktan sonra bir şekilde oluyor. Zaten samimi bir ortam kurduktan sonra orada sen birine bir şey çok rahat bir şekilde öğretebiliyorsun. Çünkü o kişi seni rahatça anlıyor veya başka birinden sen yeni şeyler öğrenebiliyorsun. Öyle olunca en başta hani çok neredeyse kimse hiçbir şey bilmiyordu. Evet. Yavaş yavaş herkes bir şekilde öğrendi zaten. Evet. Ya önemli olan takım içinde samimi olabileceğin birilerinin olması. Dayanışmayı, dayanışma, takımcı. Aynen. Süreç nöbülü zaten söylediğim gibi mühendisliği yaymak üzerine olduğu için bahsettiğimiz gibi Niğde'de olduğumuz için tek takımız, ilk takımız. Genel olarak liselerde veya ortaokullarda bunun hakkında çok bir bilgisi yok kimsenin. Mühendislik hakkında, robotik hakkında. Ödül almamızda da bu çok yardımcı oldu aslında. Bizim devlet okuluyuz, Niğde Fen Lisesi'nde okulumuzu gezmeye geliyorlar, tanıtıma geliyorlar. Biz o sırada gelen arkadaşlarımıza, bizden yaşça küçük olanlara elimizden gelince anlatmaya çalıştık. Atölyemizi gezdirdik. Onlara işte yeri geldik, işte devrelerle falan bilgilerini arttırmaya çalıştık. Ve dediğimiz gibi hani ilk olduğumuz için, onlar da hani sıfır olduğu için bilgi ve bilgi konusunda böyle başladığımız için yani ödüle layık görüldük gibi bir şey oldu aslında. Bir de aynen bir konser düzenlemiştik yarışmadan bir hafta önce kadar. Kendi okulumuzun öğrencileriyle bir konser düzenledik. Yine FRC'yi tanıtmak üzerine, mühendisliği yaymak üzerine bir, oraya da yine katılım sağladık. Bunu da etkisi oldu tabii bu aslında. Şey yani ve engelliler okulundan okulumuzu ziyaret ettiler. Biz onları ziyaret ettik. Daha sonra onlar bizim atölyemizi gezmek için robot bittikten sonra onlarla birlikte bir okulumuza geldiler. Ne düşünüyorsunuz? Hani çok güzel bir ilişki oldu aslında. Evet, zaten okulumuz hani hep gidiyormuş da tanıyanlar falan vardı birbirini mesela. Hani biz onların okuluna gittik, onlar buraya geldi falan. Bayağı güzel bir sinerji oldu. Yani burada Niğde'nin en bilinen okulu olmamızın faydası oluyor. Evet. Çünkü mesela bir o konseri düzenlediğimizde Niğde Fen Lisesi'ni görünce insanlar... Tabii aynen okulun bir... Böylece takımımızı da daha çok tanışmış olduk. Ve o gün de insanlar çok güzel geri dönüşler aldık yani insanlardan. Herkes şeydi böyle, sizden gurur duyuyoruz çocuklar falan mı bunlar? Yani çok onların değerliydi bizim için, güzel. Niğde'nin küçük olmasının da acayip burada şey var. Ben mesela Niğde Belediye Başkanı'yla görüşebildik. Sponsorluk da aldık belediyeden. Hani küçük il olmasının faydalarından biri oldu. Aynen, mesela. Kendisi çok iyi. Katılım ücretimizi biz belediyenin verdiği ücretle karşılamıştık. Tamam. Herkes birbirini tanıyor, böyle bir şey olmadı. Takıldığınız noktalar olduysa belki onlardan bahsedebilirsiniz genel olarak. Mesela hani robotu yapmak için bir sanayiye mi gittiniz? Ya da hani nasıl oldu? Belki onlara biraz bahsedebilirsiniz. Onda da gene ben gidiyorum devreye. Şey, ya mesela ben ufak bir parça çizmiştim. Sadece robotun top alması için bir intake parçası. Burada Niğde'nin imkansızlıklarından gene biraz bahsedeceğim. Tornacıya gitmemiz gerekti. Tornacı sayısı bile çok az olduğu için hani adamlar bunu sürüsüyle fazla para alıyorlar. Hani çünkü o adama muhtaçız. Başka yapabileceğimiz bir durum yok burada. İnsanların bazılarının çok fırsatçılığı oluyor işte bu konuda ama bazıları da çok iyi. Mesela başka bir şey için CNC'ye gitmiştik. Yine Intex'in parti için. CNC'de de hiç para almadılar. Hani şey yaptılar, Niğde'den çıkmışsınız, böyle güzel projeler yapıyorsunuz. Hani ilimizi temsil edeceksiniz dediler. Bir de yine şey çok etkiliydi. Mesela dediği gibi çok destek verenler de oldu. Siz işte aferin, yapın, teşvik edici konuşanlardan mı sponsor bulmakta da bir o kadar zorlandık aslında. Hani buranın aslında birden fazla robot çizmesinin en büyük nedenlerinden biri sponsor eksikliğinden ve bütçe eksikliğinden dolayı gerçekleştirememişti hayalindeki robotları mesela. Evet. Öyle zorlukları da oldu. Konuştu daha sonrasında hani parayı ödeme kısmına gelince şey dediler, biz vermeyeceğiz para filan dediler. Bütün yaptığımız planlar bozuldu. Vesaire vesaire. Her şey yaşadım. Kulu kuluna geçti. Aynen. Çok sponsorluk açısından sıkıntı çektik. Ve Ezgi'nin dediği gibi her şey böyle tam böyle dedik ki olacak. Hani parayı bulduk. Ondan sonra tak adam parayı vermedi. Hibeler açıklandı. Zaten bizim hibelerimiz de geç açıklanmıştı 2 hafta civarı. Öyle olunca dedik, aha şimdi olmuyor.
sefer başka bir yerlere gittik, başka bir yerlerden sponsor alıyoruz. Yani çok böyle duygu karmaşasıyla geçti aslında bu süreçte. Onun yanında tabii bunun desteği, yanında bir desteği bu daha güzeldi. Yani hocalarımız olsun dediğimiz gibi işte okulumuz. Yardım almak istediğimiz yerlerde okulumuz çok destek verdi. Yani okul apayrı bir oda ayırdı atölye kurmamız için. Normalde okulda hani konuyla alakalı hiçbir atölye yok. Tamamen sıfırdan eşyalar aldık bu sponsor parasıyla. Hani büyük bir kısmı atölyeye gitti mesela. Evet, büyük bir kısmı atölyeye gitti. Ama desteklerini de eklediler. Okuldan bir şeyimiz olmadı. Bir şeyimiz vardı. Okuldan sonra kalıyorduk çalışmaya. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmedik. Mentörümüz olsun Şeffaf Hoca. Onun dışında okulumuzdaki diğer büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, müdür yardımcımız, Mehmet Taş hocamız falan. Sürekli geldiler, bize yardım ettiler. Hani her konuda yardımcı oldu. Geliyor şey falan kendisi. Müdürün alüminyum kesmeli, alüminyum kesmeli resimler aynen, verdi. Aynen, hani, yardımcı oldular bizden hani. Onlar olmasa zor olur. Bundan da teşekkür edelim okul müdürümüz, müdürlerimize, öğretmenlerimize. Dersten çıkmamıza izin ver. Mentörümüz Serkan Güner'e. Ve sponsorlarımız Ferhoz Deterjan'a ve Niğde Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz buradan da. Sizinle iletişime geçmek isteyenler veya soruları olanlar size nereden ulaşabilirler? İletişime geçebileceğiniz yerler sosyal medya hesaplarımız. Twitter ve Instagram'da TeknoNFL adıyla bizi bulabilirsiniz. 8242 TeknoNFL. Biz de size de teşekkür ederiz. Bizi konuk aldığınız için teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Evet, teşekkür ederiz.